Selam dostlar, alemin, ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Ben bugün Malezya'nın en güzel adalarından biri olan Langkawi'deyim ve burada size bugün güzel bir vlog hazırlamak istiyorum. Önce malikanemi göstereyim. Ben tam bir haftadır bu malikanenin içinde yatıyorum ve manzaram böyle. Bugün size bana yolun kazandırdıklarıyla ve götürdüklerinden ufak bir şekilde bahsetmek istiyorum. Ne götürdü derseniz, şu an kameram çalındı, belki biliyorsunuzdur. Bugünkü vlogu şu an Nurgül'ün kamerası ve neyse, onun ismini şimdi söylemeyeceğim. Biraz sonra öğreneceksiniz. Yolun bana kazandırdığı en güzel insanın yanına gidiyoruz. Bugün biraz anlatayım. Takılacağız. Hem size onu tanıtacağım, hem de size biraz Langkawi'de tur attıracağım. Hadi o zaman yola çıkalım. Langkawi gerçekten çok güzel bir ada. Ben adanın ortalarında bir yerdeydim. Arkadaşım adanın diğer başında. Yaklaşık 14 km ötede. Biraz yürüyeceğim, biraz otostop çekeceğim. Arkadaş biraz aktivite. O yüzden bugün biraz böyle hareketli, hoplamalı, zıplamalı geçecek. Bu arada gömleğimi değiştirdim. Nasılsın? Güzel mi? Hadi devam edelim. Adam beni böyle çiçeğim yere birkaç kilometre kala bir yere bıraktı ama nasıl tenha? İncin top oynuyor resmen. Neyse, otostopa devam edelim. Aha, geliyor bir şey. Mehmet? Engin? Ana! Atla atla. Şelaleye mi? Şelaleye, şelaleye. Dedim, kesin burada otostop çekiyordur. Aa, yakaladım seni. En son hatırlıyorum, seni otostopta kaykayla almıştım. Sonra level atladım, motorla aldım. Az önce geri suya düşen temiz kalpli arkadaşımız Mehmet. Kendisi 7 yıl devlet işinde çalıştıktan sonra istifa ederek yollara düşmüş. Geçimini bileklik satarak sağlayan ve otostopla gezen Mehmet bugünle beraber tam 10 aydır dünya turunda. Peki ben Mehmet'i nereden tanıyorum? Aslında tanımıyordum. Ta ki Mehmet yolculuğunun 8. ayında ben sushi tezgahında çalışırken bana sürpriz yapana kadar. Şimdi patron beni Engin'i tanıdığını sanıyor ama. Merhaba. Mehmet'i biraz tanıdıktan sonra beni en çok şaşırtan şey neredeyse hiç İngilizce bilmemesi oldu. Ve bu yolculukta gösterdiği cesareti çok dikkatimi çekti. I'm English, not good. Tayland'da uzun süre beraber vakit geçirdikten sonra yanımdan ayrılıp Myanmar'a geçen Mehmet bir ay boyunca tabiri caizse Myanmar'ı fethetti arkadaşlar. Geri döndüğünde beni hem duygulandıran hem güldüren birçok hikayesi vardı ve bu hikayeler sizinle paylaşılmalıydı. Bugün Mehmet'in Myanmar hikayesinin filmi geliyor arkadaşlar. Otostop çektiğinde düşmüştüm kaykaydan. Motorda daha dikkatli olacağım. Motorlar içeride sonuç hiç iyi olmaz. Aynen. Zaten bu ara çok kaza atlatıyorsun. Dikkat etmemiz lazım. Aynen. Bu aralar çok uğursuzdum ama yolda bana enerji verecek en iyi adam Engin'di. Gerçekten öyledi. Ve şans eseri dünyanın bir ucunda denk geldi. Gerçekten şans eseri. Mehmet'i ben de çok seviyorum arkadaşlar. Zaten hikayesi, kişiliği harika. Beraber vakit geçirmesi daha bir harika. How much? One ringgit. Okay. Motoru açalım. Bu arada motorum sıfır sayılar arkadaşlar. 1700 kilometrede daha. Bayağı uygun fiyata kiraladım. 3 dolara geliyor günlüğü. Bir aylık Langkawi'de. Mehmet bayağı beğendi. Gıcır gıcır motor. Bu atıştırmalık da aldık. Vallahi keyfini çıkaracağız mekanın. Mr. Beast. Ballı fıstık. Fıstık gibi. Çok ya, çok lezzetli. Sevdim. Çok lezzetli. Kurabiye. Bir de bu kokteyl. Tamam. Şimdi çıkacağımız yola doğru gidiyoruz. O zaman şöyle bir görüntü yapalım. Evet, çok eğleneceğiz inşallah. Hazır moralim bozukken güzel bir gün geçireceğiz. Aynen. Engin hızına yetişmeye çalışacağım. Yetişebilirsek dağları çıkacağız, taşları geçeceğiz. Ve bir nehir var, nehirde kayacağız. Vallahi çok güzel bir gün olacak. Aynen. Hadi şimdi yukarı şınlanalım. Evet, saçımdan hep şikayetçi dediniz ya. Biraz ben de şikayetçiydim. Bakın Engin bana şimdi şey yaptı. Böyle sümbül yumurtadan çıkar gibi. Hop. Bir tarz yaptım. Daha önce benim saçım uzunken böyle kullanıyordum. Uçtan biraz bırakıyorsun. Bence oldu Mehmet. Valla şöyle söyleyeyim, ben saçımı kestirmeyi düşünüyordum, hatta Engin'e durmadan ya kestirsem mi diyordum ama şu an valla böyle kullanabilirim, çok güzel oldu. Teşekkürler. Bu arada mekana geldik. Mehmet, önce gitmek ister misin? İnsanlara bize bir gösterir misin güzel hareketini? Bu işi burada ben başlattım arkadaşlar. Bak. Evet. Hadi bakalım. Ben herkesten farklı bir taktik uyguluyorum. Evet. Şimdi şu an biriktiriyorum. İtiş gücü arttı. Hadi gidiyoruz. Gel. Ben kolayını seçiyorum. Burası bildiğiniz derin şelalenin aktığı yer. Hani suya girebiliyorsun. Bundan aylar önce Çengmay'ı da suya girip nereye gözümüzü açtığımızı hatırlıyor musun? Dur burada bir deneyelim. Bir, iki, üç.
Mehmet'in kamerasının kontrolü bende. Türk buluşması yaptık. Havuzdayız ve Türklüğümüzü konuşturuyoruz. Ya gerçekten eğlenceli ama. Ben kazanmıştım. Evet, bir kere kazandı. Şeyini kullan. Örümcek adam gibi. Elini ayağını aynı anda. Hadi Mehmet. El ayak. El ayak. Tırmanış yapıyormuş gibi. Evet. Evet. Devam. Evet. Başardım. Bravo. Ben bugün Mehmet'in özel kameramanıyım. Evet, ilk defa böyle bir şey oldu ya. Şu an benim kanalımda kamera benim elimde değilken. Evet. Sonsuzluk havuzuna geldik. Buradan böyle bayağı sonsuz duruyor ama biraz buraya gelince şöyle cam teras yapmışlar. Biraz sonra oradan da çıkıp size manzarayı göstereceğim. Şimdi cam terasa geldik. Ayakkabım çalındığı için ayaklar çıplak yanıyor. Şurada gölgeli. Biz demin şuradan aşağı kaydık. Tam Doğa abinin. Oradan yüze yüze böyle geldik. Ondan sonra da buradan sonsuzluk havuzundan size biraz önce bu manzarayı gösterdik. Şimdi o içeri giriyoruz. Hadi. Şimdi çıkalım yola. Şu aşağıda yüzdük. Şimdi bir tane trekking rotası var. Burada akrepli, örümcekli, belki maymunlu bir yol var. Şimdi o yola gireceğiz. Benim ayaklar çıplak. Neyse ki yanında Engin var. Olmadı sırtını alır beni. Çok güzel bir trekking yolundayız. Yani ormandaki kuş sesleri muhteşem. Şimdi biz yola devam edelim. Bu arada baya baya ormanın içindeyiz yani balta girmemiş bir orman neredeyse burası. Şöyle kırmızı şeyler bağlamışlar ağaçlara. Onları takip ederek doğru yolda olduğumuzu anlıyoruz. Şu an burada doğa ait olmayan tek şey biziz. O yüzden muhteşem keyifli ve tatlı bir yerdeyiz. Çok iyi oldu buraya gelmemiz. Bizim köyde şunların yarım metrelikleri vardı. Burada 5 metre. Şu an burası böyle resmen doğaya el vermiş daha yükseğe çıkabilmek için. Tam film pilotası gibi. Engin'in renkler de çok güzel. Hadi. Buralar düzeldi. Rahat rahat yürüyebiliyorum. Biraz daha yukarı keşfedelim. Abi şu an şu ağaca baksanıza ya. Tam denk gelmiş. Devrildiği yer kayalık. Bittiği yer kayalık. Altı böyle köprü olmuş. Abi keşif devam ediyor. Hayatta parayla satın alamayacağınız şeyler var. Geri kalan her şey için değişik yollarda. Abi şu an devrik ağacın üstünde yürüyorum. Uf çok heyecanlıyım. Müthiş bir his arkadaşlar şu an. Şuna ağaçlara, yapraklara bak. Şuralar biraz çürük. O kadar da ileri gitmeyeceğim. Her an her saniye bir yerden bir ses geliyor. Bakın ağacın kırıldığı yeri size göstereceğim. Kırık şekline bakın. Abi güneş vurdu. Şöyle yapayım. Heh. Gördünüz mü? Ta oradan nasıl kırılmış bu ağaç böyle. Çok enteresan. Dere yatağı burada yön değiştirmiş çünkü burası tamamen kuru. Muhtemelen şu arkadan bir yerden akmaya devam ediyor. Engin, bu arada sen ne yapıyorsun burada? Dijital göçebelik diye bir şey var arkadaşlar. Biz dijital göçebe diye geçiyoruz. Bu ne demek oluyor? Online olarak dünyanın herhangi bir bölgesinden bilgisayarınla işini gerçekleştirebilme. Ben video editörlüğü yapıyorum. Yaklaşık 2,5 yıl kendimi öğrettim bir köy evinde nasıl yapılması gerektiğini. O sırada aynı zamanda İngilizcemi daha da geliştirdim. Bu sayede yabancı müşteri bulabiliyorum. Belirli bir miktara saatlik çalışıyorum şirketlere. Benim kız arkadaşım var, Lena. O da kendisi de dijital göçebe. İşinden ayrıldıktan sonra kendisi mimar. İş dizayn konusunda kendisini geliştiriyor. 2 yıl kurslara gittikten sonra iş almaya başlıyor internet üzerinden. O da belirli miktarda saatlik ücretle projeler yapıyor. Şu anda Suudi Arabistan'a çalışıyor hatta. Ben de İsviçre'de bir şirkete çalışıyorum. Bu sayede dünyanın herhangi bölgesinde yaşıyoruz. Şu ana kadar 1 yılda 5 ülkede yaşadık. Malezya'da 4. ayımız. Daha önce Tayland'da 4 ay yaşadık. Bali'de 2 ay, Vietnam'da 2 ay, bir de Sri Lanka'da 2 ay. Ama Sri Lanka'ya belki bir daha gidebiliriz. Orayı da 3 aya tamamlayabiliriz. Sadece gezmenin ya da backpackerlığın daha farklı bir tarzı. Biz daha çok yaşıyoruz. Vakit buldukça, çoğu zaman çok bulamıyoruz ama
böyle dışarı çıkıp keşfediyoruz aynı zamanda. Hem bunu anlatıp hem böyle dik bir yer çıkmak. Bu soruyu Engin beklemiyordu. Bu soruya da en orijinal cevap alabilmek için hem doğada olduğumuz hem de Engin'in böyle nefes nefes olduğunu bilerek bekledim. Evet. Mehmet'i duydunuz şu anda. Bu şekildeyiz. Daha önce ben backpackerlık yaptım 2017 yılında. Aynen böyle GoPro 3'üm vardı. GoPro'mla gezerdim. Böyle kanalımda çok eskilere dair hatta öyle videolar var. Daha sonradan tarzımı değiştirdim. Tarzında teksin, değişilmezsin. Engin, sen bizim her şeyimizsin. Adam hemen uydurdu ya. Hadi Mehmet, kameramanım bu sefer. Bak ben aksiyon da yaparım. Hadi bakalım. Hop, ayak. Bravo, bravo Mehmet. Bravo. Tamam, yolu kaybedeceğiz şimdi. İşaret burada. Doğru yerdeyiz. Engin bu arada 3 farklı kişiliğe sahip. Bunu şimdi böyle söyleyince anlamazsınız. Anlatması da zor. O yüzden Engin'i takip edersiniz. Kanaldaki diğer videolarında izlersiniz. Gerçekten değişik bir adam. Evet, Mehmet gene şarj aletini motorda unutuyor. Şarjını bitirdi. O yüzden bizim kamerayla devam edeceğiz. Zaten Nurgül'ün kamerayla çekiyordu. O da gitti. Engin'e kaldı. İşte böyle dayanışma. Evet. Hadi bakalım devam et Mehmet. Güzel. Buradan Malezya Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bunları yaptığınız için. Yani ne kadar güzel bir yol olursunuz damarlı damarlı. Şu anda sadece daha 300 metre yukarıdaymışız. Ben de kendimizi zannediyorum 1000-2000 metre. Nasıl oluyor ya 300 metre? Ay, hadi. Canım çıktı beni daha 300 metre. Evet. Şu anda durum bu şekilde arkadaşlar. Aşırı derecede dik. Suyumuz çok azaldı. Daha bir yarım saatimiz daha var. Çıkıyoruz. Biriyle karşılaşıyoruz. Diyor ki bir yarım saat daha var. Yarım saat geçiyor. Biriyle daha karşılaşıyoruz. İki tane Fransız kızla karşılaşıyoruz. Bir yarım saatiniz daha var diyor. Bitiremedik. Bu yarım saatler bitmedi. Mehmet ayakkabısız bir de. Mehmet imkansızı başarıyor resmen. Neyse şurada biraz dikleşiyor. Bu yolun en kötü bölümüydü. Söylediklerine göre. Ama geldik sanki Mehmet. Evet. Yaklaşık 1,5 saatin ardından ya da 1 saat 45 dakika To the peak'teyiz. To the peak ne demek Mehmet? Sonuç olarak başardınız demek istiyor. Yani zirveye az kaldı. Aynen. To the peak. Hadi bakalım. Yalnız gerçekten tahminimizden zor. Evet. Yani bu kadar beklemiyorduk. İkimiz de beklemiyorduk herhalde. Yok ikimiz de beklemiyorduk. Benim şu ana kadar yaptığım yani normal tırmanış dışında, kaya tırmanış dışında böyle tarz bir tırmanışların en zor rotalardan biri oldu. Ben en zorlarından biri diyordum da vazgeçtim. En zor bu oldu. Değdi mi? Değecek. Burası daha zirve değil ama. Harden Sky bir şeydeyiz ha. Teleferiklerle neredeyse aynı izleye çıkmışız. Başardık. Hepsini yürüdük. Bravo. Güzel çıktık ya. Şuraya bak. Vallahi Sky Bridge'in oradayız. Şuraya para vererek teleferikle çıkıyorlar arkadaşlar. Biz yürüyerek taban var. Başka noktasına çıktık. Şimdi çok güzel gözüken bir bölümü daha çıktık. Bizi geçen çift de iniyor. Büyük ihtimalle zirveye çok ama çok yaklaştık. Mehmet şu anda hatta belki de zirvede. Mehmet yürüyor musun? Düz 1 metredeyiz kanka vallahi çıktık. O kadar da yüksek değilmiş ya. Vallahi benim için şu an 4400 metre burası. Hello. We arrived. Oh, yes. Evet, 360. Neyse şimdi dedik ya 360 sadece çıktığımıza değecek. Aynen. Allah'tan 360. Tam 360'lık bir görüntü. Vallahi vardık. Mehmet yaptık. Evet. Şu an keşfettiğim kadarıyla belki de adanın en uzun ikinci zirvesindeyiz. Çünkü birinci zirveye şu uzaktaki teleferi dikmişler. Biz de bence ikinci zirvedeyiz. Aynen. Mehmet, ayakkabısız başarından dolayı seni ayrıyetten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet Mehmet, bir dene bakalım benim kamerayı tutabileceğin de yürümeden. Alttan böyle bak. Oh my god. Kesinlikle otostop çekilmez bunda. Kaykayla ve bu kamerayla otostop çekilmezmiş. Bunu Engin'den öğrendim. Gerçekten ağır ya. Aynen bayağı ağır. Ve adam bunda
yolun neredeyse onda dördünü yürüdü. Aynen. Gerçekten zor. Bayağı yürüdük. Özetle bitirmenizi bana. Hani ben beynimde özetledim, konuşarak özetleyemedin şu an. Çıkarken böyle bir şey beklemiyorduk ama gerçekten zevkli bir tırmanış oldu. Çünkü görmediğimiz bitkiler, görmediğimiz yollar ve evet, bunu çıplak ayak yaptım. Evet, bravo. Güzel çıktık, eğlendim. Zaten yolda yol arkadaşınız güzelse her yol güzeldir. Aynen. Ben de Engin'le çıktım, güzel oldu. Ha, bu arada videoyu sevdiğim arkadaşım Engin'in bitirişi gibi yapacağım. Bu videoda işini severek yapan birini misafir ettik. Eğer onu beğendiyseniz kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Mehmet gene Mehmetliğini yaptı. En son havuzda bir video yaptığımda da Mehmet düşmüştü. Evet. Taş beni şey yaptı. Neyse, hadi hoşça kalın.